Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Muhammed Cumanoğlu. Yine çok fazla sorulan bir sorunun bugün karşılığını video ile vermek istedim. Ex'ten next olur mu? Yani eski erkek arkadaşınızla yeniden barışsanız her şey eskisi gibi olur mu? Her şey eskiye döner mi? Birden her şey unutulur mu? Eski şeyler tekrar yaşanır mı? Eski mutluluklar tekrar geri gelir mi sorusunu binlerce kez sordunuz bana. Hadi bakalım videomuza geçelim. Aşk koçu. Öncelikle burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey eski sevgiliyle neden ayrıldınız? Ayrılık sebebi neydi? Sevip sevmediğini biliyor musunuz? Ya da geri döndüğünde gerçekten mutlu olacağınızı biliyor musunuz? Yoksa sadece tek taraflı bir sevgiyi devam ettirme niyetiniz mi var? Kadınların burada yaptığı en büyük hatalardan bahsetmiştim. Kadınlar, size gelecekten mesaj var videomda, bunu anlatmıştım zaten. O videoyu da tekrar izleyebilirsiniz. Ama anlatmam gereken en önemli şey, eski sevgiliyi geri döndürdükten sonra ya da eski sevgili geri döndükten sonra bu ilişki tekrar rayına oturur mu? Eski yaşananlar, kavgalar, gürültüler, sorunlar, her şey bir tarafa atılıp orada yeniden sıfırdan bir ilişki dizayn edilir mi? Başta söylediğim şey, neden ayrıldığınızı bir kenara yazın. Neden ayrıldınız? Gerçekten sizle alakalı problemlerden dolayı mı ayrıldınız? Gerçekten bir uyum sergileyemiyor muydunuz? Daha önce de söylediğim gibi iki insanın birbirine olan sevgisi, tek taraflı olan sevgi hiçbir şekilde zaten ilişkiyi sürdürmek için bir done değil. Fakat insanlar birbirini sevse de arada uyum olmadığında bu ilişkilerin devam etmeyeceğini her defasında söylüyorum. Uyum çok kompleks bir şey. Her şey buna dahil. Gerçekten huylarınız birbirinize uyuyor mu? Gerçekten iyi anlaşabiliyor musunuz? Birçok etken var. Bununla alakalı özel bir video da yaparız. Fakat bu uyum söz konusu değilse, bunu sağlamak adına insanlar birbirinden gerçekten hoşlanıyor diye ya da bu ilişkiler mutlu bir sona varacak mı? Yani sonunda evlilik olacak mı? Evlilik olsa da neler yaşanacak aslında? Bunları tahmin edebilmek gerekiyor. Kadın arkadaşların burada yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi günlük olarak düşünmek. Yani şimdi ben iyi olayım da, eskisi gibi tekrar aynı günlerimi yakalayayım da bundan sonra ne olursa olsun o benim yanımda olsun hatasına düşmektir. Bunu yapan kadın arkadaşlar maalesef mutlu olamıyorlar. Çünkü ilişkideki güzel dakikalara, güzel anlara, güzel saniyelere odaklanıyorlar. Ve tüm ilişkiyi bununla kıyaslıyorlar. Sanki ilişki güzel gidiyormuş gibi kafalarında bir şeyler canlandırıyorlar. Ona göre de erkeğe aslında hayali bir yere oturtuyorlar. Bunun sonucunda maalesef hayal kırıklıkları yaşıyorlar. Çünkü gördükleri ve hayal ettikleri şeyler birbirinden tamamen farklı. Kafalarında hayal ettikleri şeyle gördükleri ve yaşadıkları şey birbirinden farklı olduğu için ya ileriki süreçte erkek bir şekilde ortadan kayboluyor ya da aşkının verdiği o mutluluk durumuyla olaylara baktığından dolayı kadınlar ileriki süreçte evlendikten sonra özellikle birden aslında gözündeki o perde kalkıyor ve olayların farkına vardıklarında iş işten geçmiş oluyor. Eski erkek arkadaşınızla gerçekten sizle alakadar olmayan durumlardan dolayı mı ayrıldınız? Bunlar neler olabilir? Ailelerden kaynaklı durumlarla alakalı şeyler olabilir. Kültürlerin uyuşmaması sebebiyle bir şekilde sorunlar yaşamışsanız bundan dolayı olabilir. Maddi durumlardan dolayı olabilir. Gerçekten erkeğin sizi sevmemesiyle ve sürekli onun peşinden koşmanızla ya da onu sürekli bir ilgi bombardımanına tutmanızla alakadar olan bir durumdan olabilir. Yüzlerce böyle neden sayabilirim. Fakat sizle alakadar olmayan durumlarda gerçekten onun sizi sevdiğini biliyorsanız ve uyumluysanız burada başkaları devreye girip sizin ilişkinizi bozmaya çalışmışsa bazı sıkıntılar yaşanmıştır. Ve buna müdahale edemediyseniz ilişki çıkmaza girmiştir ve ayrılmışsınızdır. Bu saydığım ilişkilerde ex'ten next olur arkadaşlar. Çünkü tabii ayrılma nedeni de kadın ve erkekten bağımsız olarak gelişiyor, kader ağlarını örüyor ve o ilişki bitiyor. Sonradan bir şekilde tekrar başlayabiliyor. Çünkü insanlar birbirini seviyor, gerçekten arada bir uyum var. Ailelerle alakalı bir sıkıntı yaşamış olabilirler, onları ikna etmişlerdir, tekrar bir şekilde bir araya gelmişlerdir. Arada büyük bir yalan olmuştur vesaire gibi nedenlerden dolayı biten ilişki tekrar canlanabiliyor. Nadir gelişen bir durum. Bu sebepten dolayı eğer eski erkek arkadaşınızla ayrılmışsanız o geri döndüğünde tekrar mutlu bir ilişki yaşayabilirsiniz. Fakat bu çok nadir gelişen bir durum. Tabii bunu %'ye vursaydık belki de %5'e tekabül edecekti.
Ayrılan çiftlerin %5'i belki de bu şekilde tekrar barışıp mutlu bir ilişki yaşayabiliyorlar. Fakat ex'ten next olur mu durumuna genel olarak bakarsak %95 oranında ex'ten next olmuyor. Eski sevgiliden yeni sevgili çıkmıyor. Eskilerden uzak duruyorsunuz ama eski sevgiliyi hep geri döndürmek istiyorsunuz. Yaşanan o kötü durumları, yaşanan kavgaları, o büyük problemleri hep geride bırakmak istiyorsunuz. Ve o insandan tekrar yeni bir insan oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bir insan asla değişmez. Yaptıkları hiçbir zaman değişmez. Sizi kandıranlar tekrar kandırmaya devam edecektir. Aldatanlar tekrar aldatmaya devam edecektir. Tabii ki pişman olabilenler var. Ama bunlar çok nadir. Aldatmış insanlara tekrar aldatması için şans veriyorsunuz. Sizi sevmeyen, sizi kıran ve tekrar geri döndüğünde sizi kıracak, üzecek, parçalayacak insanlara tekrar şans vererek aslında ileride yaşayacağınız güzel günlere set çekiyorsunuz ve tekrar bu kısır döngüyü devam ettiriyorsunuz. Gözlerimiz kafamızın önünde değil mi? Hep geleceğe görelim diye, hep ileri bakalım diye. Ama geçmişe takılıp kalırsak önümüzdeki o uçurumu görmeden o uçuruma yuvarlanma riskimiz var. O yüzden geçmişe takılıp kalmadan, geçmişte yaşadıklarımızda aslında bir ders alarak, geleceğe hep sürekli bakarak ve geçmişe takılıp kalmadan bir yol çizmeliyiz. Bu şekilde mutlu olmanın yollarını öğrenmeliyiz. Bu konuda kadın arkadaşların yaptığı en büyük hatalara değindim ve gerçekten düzelebilecek ilişkilerle alakalı bazı açıklamalar yaptım. Bunun haricindeki ilişkilerin düzelmesinin çok zor olduğunu ve insanların boşa kürek çektiği ile alakalı bazı açıklamalar yaptım. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Her gün yaptığım Instagram canlı yayınlarına da hepinizi bekliyorum. Videoların devamının gelmesi için bu videoyu beğenmeyi ve devamını kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimlerinizi aktif etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.